Mutlak tecrit ve mutlak iletişimsizlik birbirinden çok farklı kavramlar değil. İmralı Adalet Hapishanesi'nde Sayın Öcalan ve beraberindeki 3 mahpus üzerinde devam eden bir tecrit söz konusuydu. Rutin cezaevi uygulamaları infaz yasasındaki düzenlemeleri de aşan 25 yıldır, 26 yıldır devam eden bir süreç. Ancak son 3-4 senedir bu tecrit halini tamamen iletişimden, hayattan, irtibattan koparma, haber alamama haline dönüştüğü bir durum söz konusu. Bu kavramlandırma, yani o incommunicado dediğimiz terim, bu son 3-4 yıllık süreci aslında kapsıyor. Tabii bunun birçok sebebi var, hem politik hem toplumsal olarak. Ancak her ne olursa olsun, bizim süreç içerisindeki işte başvurularımızda, açıklamalarımızda, ilgili kurumlara olan taleplerimizde, sunduğumuz taleplerde de dile getirdiğimiz üzere hangi gerekçeyle olursa olsun hem uluslararası mevzuatta hem de Türkiye'deki kabul edilmiş yasal mevzuat içerisinde bu türden bir uygulamanın, bu türden bir haber alamama halinin bir işkence olduğunu dile getiriyoruz. Şu an devam eden durumda ne yazık ki işte 4 senedir hiçbir şekilde haber alınamayan bir hale dönüşmüş durumda. Aslında bunu şu şekilde açıklayabiliriz. Süreç içerisinde bu durumla ilgili çok sayıda değerlendirme de yapıldı. Biz de ÖHD olarak diğer kurumlarla, barolarla birlikte CPT'ye başvuru yaptık yakın zamanda biliyorsunuz. Daha önce de bu başvuru yapılmıştı. Yine yakın zamanda 1330 avukat olarak Adalet Bakanlığı'na bir başvuru yaptık ve avukat görüşünün sağlanmasını talep etmiştik. Durum şu anda oradaki durumun kendisi oradan haber alamama, orayı saklamayla beraber aslında tecrit uygulanan durumun oradaki yapılan işkencenin saklanması olduğunu düşünüyoruz. Yani diğer bir deyişle şöyle anlatabiliriz. Evet, Sayın Öcalan'la beraberindeki 3 mahpustan 4 senedir hiçbir şekilde haber alınamıyor. Onlara uygulanan bir tecrit var ama bunu dışarıdan baktığımızda aynı zamanda orada neler yapıldığının da bizlerden saklandığını düşündürten bir hal söz konusu. Dolayısıyla hem endişe uyandıran hem kabul edilemeyecek olanın kendisi herkesin yararlanmaya hakkı olan temel haklardan oradaki mahpusların, oradaki kişilerin yararlandırılmaması ve bunun da toplum nezdinde hiçbir şekilde itiraz konusu haline getirilmesinin engellenmesi, bunun görmezden gelinmesi. Temel olarak bizim kendi alanımızdan, hukuk alanından doğru baktığımızda da işte bir ilçe cezaevinde, bir merkezi bir cezaevinde dahi en ufak bir işte aile görüşünün sağlanamadığı durumlarda çok sayıda ses çıkaran işte sivil toplum kuruluşlarının ya da siyasi partilerin dile getirdiği mevzuların söz konusu İmralı Hapishanesi olduğunda ne yazık ki gözleri kapalı, kulakları sağır olduğunu görüyoruz. Bizim temel amacımız burada gerçekten hukukun uygulanması. Temel talep de bu. 4 senedir hiç avukatın gitmediği bir yerden bahsediyoruz. Orada neler olduğuna dair hiç kimsenin hiçbir bilgisi yok. Şu anda oraya işte devletin, hükümetin ya da işte ilgili makamların izni olmadan gidebilecek olan tek kurum CPT. CPT de yaklaşık 2,5 senedir oraya bir ziyaret gerçekleştirmedi. Gerçekleştirdiği son ziyaretinde ne gördüğüne dair de bir bilgimiz yok. Buna ilişkin de aslında bizim başvurumuzda, çünkü prosedürel olarak bu raporunu açıklayabilir. Türkiye'nin onun tavsiyelerine uymadığını gözeterek bunu da yapmadı. Dolayısıyla bütün hem uluslararası anlamda hem de yerel mekanizmalar anlamında bütün olanakların kısıtlandığı bir durum yaşanıyor şu anda diye özetleyebiliriz oradaki durumu. Biz de burada hem yerellerde hem de genelde bir koordinasyon kurarak açlık grevindeki mahpusların temel haklarının ihlal edilmemesi, iaşelerinin sağlanması, sağlık ve yaşam haklarının korunması için gerekli başvuruları, görüşmeleri yapıyoruz, yapmaya da devam ediyoruz. Ziyaretlerimiz devam ediyor cezaevlerine. Yoğun bir şekilde disiplin soruşturmaları açılıyor açlık grevine girenlere. Aynı zamanda işte üyelikten dava dosyaları açılıyor ve yargılanmaları söz konusu oluyor. Bunun disiplin soruşturmasına konu edilemeyeceğine dair Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde, Anayasa Mahkemesi'nde çok sayıda emsal kararı var. Açık bir şekilde değerlendirilmiş, yani bunun neden bir düşünce hürriyeti de, neden bir ifade özgürlüğü olduğuna dair. Çünkü orada cezaevindeki bir insanın kendini ifade edebilmesinin dışarıdaki bir kişi kadar çok fazla yol ve yöntemi söz konusu değil. İmkanlar daha kısıtlı. Ancak bir insanın hükümlü olması, tutuklu olması, cezaevinde olması onun temel insani haklardan
bağımsız tutulacağı anlamına da gelmiyor. O yine kendi manevi varlığını koruyacak şekilde kendi ifade etme özgürlüğüne sahip. İşte infaz hakimliği duruşmalarında eğer bir üyelik dosyasına söz konusu olduysa ağır ceza mahkemelerinde bu şekilde ifade ediyoruz. Mahpusların talebinin karşılanması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bizim de dışarıdaki insanlar olarak söylediğimiz onların cezaevindeki durumunu da etkileyen bir durum tecrit hali İmralı Ada Hapishanesi'nde uygulanan. Çünkü oradaki tecrit yoğunlaştıkça ve derinleştikçe diğer cezaevlerine de yansıması zaten söz konusu oluyor. Bunu hepimiz birebir şahitliğini yaptık süreç içerisinde. Yani yüksek güvenlikte cezaevi dediğimiz cezaevi yapısı İmralı Ada Hapishanesi'nin küçük bir prototipidir.